Boyut kapılarını konuşmaya çalışıyoruz. Efendim konu zümrüt tablete geldi. Zümrüt tablet konuşmaz konuşmazsak ölümsüzlüğü ve boyut kapılarını konuşamayız. Onun için ekrana e, bir zümrüt tablet koyduk. Bu tabi zümrüt tablet diye bir şey şu anda Şu hani, an için yok, yok. Elimizde yok. Bu taklit edilmiş. Nedir bu Ömer? Şimdi e, zümrüt tableti önce bir... E, nedir? Zümrüt tablet nedir? ilk şöyle, yani şöyle hiç söyleyelim. birisini anlatalım. Şöyle söyleyelim. Az önce gösterdiğimiz bu Mahmut Erol Kılıç hocanın kitabında bu Hermesler Hermesi. Hermes denilen kişi kim? Zümrüt tableti çünkü onun yazdığı söyleniyor. Fakat Hermes'in kim olduğu belli değil. Onun içinde Hermes'le ilgili Hermes'in kim olduğu ile ilgili bazı e, şeyler var. E, ne derler onun adına? Bazı söylemler var. Mesela biz bir dört numarayı alabilir miyiz? Evet dört numarayı alalım. Mesela diyorlar ki Hermes e, Cafer Sadık'ın öğrencisi e, meşhur kimyanın babası Cabir bin Hayyan'dır diyenler var. Sonra geçelim iki e, numarayı alalım. Bakın bu adam... Henry e, Conrad evet. denilen adam. Bu adam e, çok ilginç bir adam. Çünkü neden? E, İngiliz e, astrolog ve astronom ve aynı, aynı zamanda, zamanda okul simyacı, simyacı e, şey e, John Dee ile beraber evet. John Dee ile beraber çalışmış bir adam. Aynı zamanda Parasel Paracelsus denilen simyacının bütün kitaplarını hatmetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda Gülhaç Tarikatı üyesi Henry Conrad denilen kişi. Ve bunun Hermes olduğu iddiası var. Çünkü bir numarayı alabilir miyiz? Bir numarayı. Bakın bu Henry Conrad'ın kendi çizimi. Zümrüt tablet böyle bir şeydir diyor. Kendisi bunu bu şekilde çizmiş. Başka iddialar var Zümrüt tabletle ilgili. Üç numarayı alabilir miyiz? Birin üçünü. Bu da bakın Isaac Newton'un Zümrüt Tablet çalışmasının ilk sayfasını görmektesiniz. Isaac Newton'un da Hermes olabileceği iddiası var çünkü Zümrüt Tableti çalışmış. Yani o zaman Serhat şöyle bir şey mi oluyor? Yani e, Zümrüt Tableti elinde tutan insanlar veya bu bilgiye ulaşmış insanlar bir şekilde zaman içinde bir bedene mi giriyorlar? Yoksa gerçekten yani e, bir şekilde e, şekil mi değiştiriyorlar veya zaman yolcuları mı bunlar? Yani ben yine zaman yolculuğu konusundan açıklama getirmek istiyorum. Şimdi bu Hermes'in gelsene böyle. Mısır'da evet. Tot olduğunu iddia edenler var. Ben de duyayım seni. Şa i̇şte anınnakilerden evet. enki olduğunu iddia edenler var. Ondan sonra yani böyle işte İdris peygamber olduğunu yorumlayanlar var. Yani burada zamanın sırrını çözmüş Zaman boyutunun içerisinde istediği yere gidip gelebilen, bunu kontrol edebilen, gerektiği zaman değiştirebilen aynı Zülkarneyn gibi, gerektiği zaman imparatorluğu yıkan, bir imparatorluk olması gerekiyorsa hiç olmayan bir imparatorluğu oluşturabilen işte bu sırrı da bu şekilde sembolik dillerle anlatmışlar. Yani aslında Zülkarneyn'in kendisi <laughs> mi? Kendisi olma ihtimali yüksektir çünkü evet. bu Şöyle insanoğlunun dışında bir insan figürü gibi anlatılıyor. Ben de zaten Hızır ve Zülkarneyn'i paradoksa girmeyen yani şu anda bizim yaşadığımız sistem içerisindeki insanoğlunun zaman düzlemi içerisindeki bu paradoksa girmeyen bir kişi olarak. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela birisini çok zorluklar yaşadı. Şu anda birisi de olabilir ama bu zaman yolculuğunu yapma kapasitesinde olan insanlığın bir döneminde olsun. Böyle bir düşünce deneyi yapalım. Yani bu ne demek? Geçmiş, yani bir, gelişmiş bir uygarlık veya gelecekteki bir uygarlık mı diyorsun? Gelecekteki bir zamanda evet. insanoğlu zaman yolculuğu yapabiliyor diyelim. Ve birisi çok zorluklar yaşadı. Dedi ki ben gideyim Adem Aleyhisselam'ı bulayım, öldüreyim. Bütün bu insanlık macerası silinsin. Bunu yapabilirse, gidip öldürebilirse şöyle bir şey ortaya çıkar. Bu düşünce deneyi tabii. İnsanoğlunun hiç olmadığı bir düzlem, bir de insanoğlunun olduğu bugüne geldiği bir düzlem. Bunlar ikisi de gerçektir ve birbiriyle çelişirler. Yani aslında bunlar aynı zamanda paralel bir evrende olmuş paralel olabilir. Paralel evren oluyor. Evet. İç içe değil. İç içe olabilir. yaşıyor olabilirler. Şimdi burada bu paradoksu Adem Aleyhisselam'dan genetik kökenini alan birisi gelip çözemez. Bunu ancak dışarıdan birisi müdahale buna edeyim. müdahale ederse bunu çözebilir. Bu işte Hızır ve Zülkarneyn sistemi. Yani veauto yani, Zümrüt tableti kullanan kullanan Hermes'in kendisi olabilir. Kendisi olabilir bu, evet, olabilir. bu şekilde bu olabilir. Senle bu devam edelim. Bu arada e, şöyle bir bilgi gelecek. Isaac Newton'dan mı devam Yok, ediyorsun? Yok şöyle evet. devam edeceğiz. E, şey işte İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan tefsirinde ve bazı kitaplarında şöyle bir iddiada bulunur. Bunu da iddia aslında e, Ahmet hocam için iddia dedim normalde ben <laughs> inanıyorum da e şöyle bir iddiada bulunur der ki Allah Adem'e bütün isimlere öğretti ayetinden yola çıkarak ve bazı hadis-i şeriflerden de yola çıkarak Adem Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne bütün alfabelerin yazılı olduğu bir taş indiğini söyler. Bunun da Zümrüt tablete ben bağdaştırıyorum. Yani İsmail Hakkı Bursevi o zümrüt tablettir demez ama bu şekilde bir bilgi kökeninin yeryüzüne Hazreti Adem'le birlikte indiğini İsmail Hakkı Bursevi söylüyor. Bir taşın üstünde bütün insanlığın konuşacağı alfabelerin olan bir taşın geldiğini söylüyor. Yani şimdi, şimdi şöyle, burada bir şey söyleyeceğim. Niye hep taştan bahsediyoruz? Yani eğer senin söylediğin gibi, yani Zulkarneyn'in bir taşama ihtiyacı var. Yok. Yani anlatabiliyor muyum? Niye bir sembolizma olarak taş kullanılıyor? Şimdi biz evet. bu cep telefonunda... İşte Google'dan her şeyi öğrendiğimiz gibi başka bir teknolojik unsur olamaz mı bunlar? Olabilir tabii. zaten evet. teknoloji anlatılıyor burada da buradaki şeye ben itiraz edeyim yani Ömer'e değil de o kaynağı hangisine? Ee, yani Neyi bütün dinlemi? bütün e, alfabelerin oldu ha, veya tamam, dillerin oldu bak. ama dillerin olmadığını Tevrat yazıyor başlangıçta insanlığın dili birdi sonra bozdular falan diye. değişim bu. Ama o çok sonra yani o e, cennetten e, şimdi her peygambere verilmiş tabii ki bir yetenek var değil mi? Evet. İdris peygamber ne yapıyor? Terzi. diyor. Elbise Bahrettin diker insanlara o değil terzi mi? Şöyle, Ama o terzi terzi değildir. O elbise terzi dikmez değil. ruhu biçimlendirir aslında. Zamanı kesip biçiyor evet. aslında. Zamanı, Ama insanla kaynaklı. Şöyle şimdi bak. Terzi dress yani. İdris evet. dress İngilizce'deki. Şimdi mesela Mesih. <laughs> Mesih İsa. Şimdi mesih ne demek? Eliyle bir yere sürdüğü zaman üzerindeki belirtiyi gideren. Bak bu da aynı şey. Terzi ile mesih aynı. Neden aynı? Bunlar zamanı değiştirebiliyorlar. Ve mekan da değişiyor. Ve tarih de değişiyor. Sen geç, gelecekten geçmişe yani, gelip... Ben şöyle anlattığım zaman da başka bir şekilde yorumların yani, yorumlarımız yani bir şekilde iç içe geçmiş içe geçiyor olabilir. Örnek Tabii. veriyorum. İnsanlığa hani İdris peygamberi nasıl Hazreti İsa'nın yeteneği marangozluk ise evet yani biz marangoz dediğimiz zaman marangoz değil ki o başka bir şey şekil vermekten Tekamül bahsediyoruz. Tekamül ettirmek. Evet. değil mi? Dolayısıyla tekamülden niye bir ağacı bir e, işte masa yapmaktan bahsediyor. Bir şekilde geliştirmek, daha ileriye gitmekten anlatırken İdris peygamber için terzi derken aslında insanın geleceğini ve insanı tekrar biçimlendirmekten. Evet, yani aslında doğru. konu ruhla ilgili. Yani insanın gelişimi istersen bunun içinde zamanı koyabiliriz vesaire vesaire diyebiliriz. Bir ekleme daha yapayım. Yine aynı konuyla ilgili olduğu için. Şimdi orada Adem Aleyhisselam'ın talimi esma dediğimiz isimlerin öğretilmesi ve melekler karşısında imtihana çekilmesi konusu var. Burada <laughs> melekler birçok konuyu bilemediklerini anlıyoruz. Çünkü Allah'ın daha sonraki sözünden ben e, her şeyi bilirim demedim mi size diye. Onlar da diyorlar ki evet senin öğrettiklerinden başka bilmeyiz. Ama Adem biliyor. Yani Allah ne söylerse şu nedir, bu nedir, bu nedir hepsini biliyor. Şimdi bana mesela kalem gösterildi. Buna kalem diyebiliyorum. Bunu neden diyebiliyorum ben? Bu kalemdeki esmalar yani kalem ilahi isimler neyden oluşmuşsa sonra bu somut bir şekle gelmişse e, bende de var onun bilgisi kaydı yani insanda olan kayıt olmasaydı bu kalemin esması insanda olmasaydı ben bu kalemi nitelendiremezdim. Melekler böyle durumda kalıyorlar. Bilmiyorlar. Canım. Bilmiyorlar. Çünkü kendilerinde <laughs> yok. Aslında evet. e, çok önemli bir yerdeydi Ali. Benim eklemem de şey Ömer şey üzerine gitmemiz lazım. Yani bu konuyu şimdi Hazreti Adem'e verilmiş olan en büyük yetenek herhangi bir varlığın ismini koymak bilme yani, yeteneği. Yani o bu esmalar demek? var Tabii. demektir her şey. Bu ne demek? Ben birisinin ismini koyuyorsam referansı ben belirliyorum. Evet. Yani varlık yokluktan varlık bir şekilde oluşuyor ismi koyduğumuz zaman. Mesela, yani bu ufo diyoruz. Kabaca söylemek gerekirse işte eee Kolomb gitti, tam Güney Amerika'ya girdik. E bir kızır derler görmediler bile değil mi Kolomb'un gemilerini? Çünkü ona isim koymadıkları için fark etmediler bile. Evet. Dolayısıyla isim koymak o tabletin kendisi bütün isimlerin yazılması onun için önemlidir. Devam. Şimdi Ömer. bu arada evet. şöyle bir kitap göstermek istiyorum. Biz böyle Ömer'e e, şeyler yapalım, eklemeler yapalım. Rahmetli evet. Aytunç Altındal Üstadımızın Yoksul Tanrı Tiyanalı Apollonius kitabını göstermek istiyorum. Bunu gösterme sebebim şudur. Onu da ver ben burada Tabii. hemen hızlıca göstereyim. Onu, onu Uzak da... duruyor çünkü kameraya. Onu da Şöyle gösterme göstereyim. sebebimiz şudur. Çünkü Tiyanalı Apollonius'un da Hermes olduğu evet. iddiası mevcut yani efendim. Yani burada Aytunçaltı'nın yoksul, yoksul tanrı kitabı Tiyanalı Apollonius. Buradaki konu aslında Hazreti İsa'nın hikayesinin Apollonius'tan alındığına dair bir e, aslında araştırıldığına dair evet. bir e, konuyu Aytunç altın dal Allah gani gani rahmet eylesin onu bize anlatır. Evet. evet. Ama ki o, onu gösterme sebebim hem oydu bunu hatırlamaktı hem de Hermes'in e, Tiana La olduğu söylenir. E, üç birin beşini alabilir miyiz? Bu e, antik Yunan tanrısı Hermes hemen hızlı geçelim 6'yı alabilir miyiz? Ama burada şimdi şöyle yapmamız lazım Hermes Roma'da Merkür diye çıkıyor evet. değil mi? Evet. Bu da Antik Mısır tanrısı Osiris. Peki biz bu 5 ve 6'yı yani Hermes ve Osiris'i neden gösterdik? Çünkü deniyor ki e, Osiris'in ve e, Antik Yunan tanrısı Hermes'in de aslında e, Hermes'in aslında bu zümrüt tabletin yazarları olduğu iddiası da. Var. Aslında burada tottan bahsetmek tabii, lazım. Tabii. Onun da resmi vardı fakat e, herhalde evet. o girmedi. Nereden anlıyoruz? O şeyi tabii tabii Osiris. Osiris'i başka... şunun için da evet. Kural koyucu olduğu için şüphelenilmiş. Şimdi ama şöyle bakmamız lazım. Hikayelerin aslında dünya, tabi, dünya dışı bir ba... tot niye burada? Elinde önemli? kalem var. hieroglifleri yani... yazan, tabii, tabii. sırrı yazan, katip. Bir de burada tabii yine yeşil kavramı. Yani yeşil adam kavramı. Evet. Green, Green man, man. Hızır. kavramı. Bak şimdi hemen karşımızda e, tot'un e, kendisinde de bu tecelli ettiğini evet. nereden görüyoruz? E, yazıtlardan görüyoruz veyahut da resmedildiği yapılardan görüyoruz. Şimdi evet. burada bir önceki sayıya 5'e bir gelirsek... 5 ilginçtir. Yani burada e, tabii Hermes'ten bahsediyoruz. Hermes'in en önemli özelliklerinden bir tanesi... ...aynı zamanda hırsızların taptığı tanrı. Evet. Şimdi... Ya çok övdünüz övdünüz de hırsızlara mı bağladınız diyebilirler. Aslında burada hırsızlık dediği şey aslında Prometheus'tan da bahsediyor. Bilgi hırsızlığı. Yani bir, bir ateşi alıp insanlığa getiren tanrılardan e, tanrılardan insanlığa getiren o bilginin hırsızı olduğu da biliriz bu. Onun için hırsızlar tanr tanrısı olmasının sebebi budur. Elinde ise çok önemli bir asa, bir var. asa var. Bu asanın ismi Kadiseu. Yani bu nedir? İşte iki, bir tane çomağın üzerinde asa üzerinde basitçe anlatmaya çalışıyorum. Evet. İki tane yılan figürünün aslında bu DNA'daki figür evet. gibi birleştiği bir figür üzerinde üstünde var olan aslında Orada kanatlı Hermes'in kendi kanatları vardır. Aynı zamanda ayaklarında kanatlar vardır. Hani bugün Flash diye baktığımız filmlerde Superman, Flash filan var ya hızlıca koşar filan. Hermes'in kendisidir. Aynı zamanda ulaktır kendisi. Yani bilginin kendisini getiren mektupçuların tanrısıdır aynı evet. zamanda. De, e, şöyle orada aslında o iki kanadın tam üstünde aslında gösterebilirsen iyi olur verelim istersen Ömer'e. Ömer tam orada en üstünde kanatın üstündeki çıkıntı aslında bir kozalağın kendisidir. Evet şurası. Evet. Bu kozalak. Bu da birçok kadim medeniyetin asasında var. Tabi. Papa'nın asasında var. aynı zamanda bugün Vatikan'a gidecek olursanız Vatikan'ın evet. arka bahçesinin girişinde de kocaman bir e, kozalak göreceksiniz. Bu kozalak e, onların da sembolleri anlamları başka. Tabi burada şimdi senin Kitabın önümüze gelince, yani Serhat'ın evet. e, kozmik miras kitabı, aslında oradaki yılan sembol.